Tosun Yılmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Soğuk algınlığı tedavisi için oldukça fazla kimyasal ilaç var tabii ki. Ama bu ilaçların olumlu etkisi dışında istenmeyen yan etkileri olduğunu da biliyoruz. Siz de kimyasal ilaç kullanmak istemiyor ama hastalıktan kurtulup yan etkilere maruz kalmak istemiyorsanız, işte size soğuk algınlığını geçirecek en güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi. Sarımsak, soğuk algınlığı gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi için yüzyıllardır kullanılmakta olan tam bir şifa deposudur. Sarımsak için tam anlamıyla doğal bir antibiyotik diyebiliriz. Sarımsak yağı mukus tıkanıklığını çözer, sağlam ve doğal bir balgam söktürücüdür. Peki sarımsağın bu şifasından yararlanmak ve soğuk algınlığını tedavi etmek için ne yapmalıyız? Evet, kokusu oldukça rahatsız edici olan ve tadı çiğ yerken pek hoş olmayan sarımsağı kullanmanın en etkili yolu ise şöyle. Bir adet sarımsağı birkaç dakika pastil gibi ağzınızda emdikten sonra yutabilir ya da 4 saatte bir diş taze sarımsağı yiyebilirsiniz. 2 diş sarımsağı ve bir parça taze zencefili ince ince kıyıp bir bardak sıcak suyun içerisinde 5 dakika beklettikten sonra bir çay kaşığı bal ilave ederek içebilirsiniz. Ya da sarımsakları kıyıp 15 dakika bekletin. Bir çay kaşığı kadar çiğneyip hemen ardından bir bardak taze sıkılmış portakal suyu için. Bu yöntemi yatmadan önce her gece tekrarlayabilirsiniz. Sarımsaktaki enzimleri etkinleştirmek için sarımsakları yine küçük küçük doğrayıp ya da ezerek bal ile karıştırıp günde 2-3 kez birer tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. İşte bunların hiçbirini yapamam diyenler için ise sarımsaklı çorap yöntemi. 3 diş sarımsağı ezip 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp 30 dakika bekletin. Sonra karışımı ayak tabanınıza sürüp bir çorap giyip sabaha kadar bu şekilde bekletin. Soğuk algınlığından korunmak için bu uygulamaları rahatsızlığınız geçene dek düzenli olarak tekrar edebilirsiniz. Ne kadar sağlıklı ve doğal olsa da sarımsak tansiyonun düşmesini, hatta kanama riskini arttırabilir. Bu nedenle kronik rahatsızlığı olan kişi ve hamilelerin bu uygulamaları yapmamaları gerektiğini de söylemek isterim. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.